Değerli arkadaşlar, yan dişler ve ön dişler. LGS bu konuda katlamalı, kesmeli sorulara bayılıyor. Çok seviyor değerli arkadaşlar. Bakın, şimdi bu bir taktiktir. Katlamalı sorularda neye dikkat edeceğiz Yusuf Han? Arkadaşlar, diyor ki adam, ben diyor buradan A kadar katladım. Biz bir şeyi A kadar katlarsak aslında kaç A kadar yeri kapatırız? Söyleyin. Ya. 2A değil mi Malik? Aslında 2A kapatırız. Niye? A buradan gitti. A da üstüne geldi. Hemen şöyle göstereyim. Bunun kenarından A kadar katlarsam ben, bak, A buradan gitti, şu giden. Bir de kapattığı alan var. Burası da A kadar. 2A kadar yer kapandı. Ya arkadaşlar, ben bunu A kadar katlarsam bu kenardan ne kadar azalırım? 2A azalırım. 3A'dan 2A çıktı. Ne kaldı? A. Yanında ne var? 4. O zaman burası ne oldu? A artı 4 katlayınca. E arkadaşlar, şu dik kısımda A eksi 4'tü. Mercan, Deniz Asya. Adamlar bize neyi sormuş Nihat? Burayı sormuş. Oranın alanı nedir Esra? A artı 4 çarpı A eksi 4. Bu da neyin açılımı arkadaşlar, söyleyin. Evet. İki kare farkı. Hangisi? A kare eksi A 16. kare eksi 16. Tamam. Buradaki püf noktamız ne? Katlama yaptığımızda bir kendi kapatıyoruz, bir de kendi kadar yeri de kapattığımız için buna dikkat edelim. Çok fazla böyle katlamalı, kesmeli soru gelecek. LGS bunu seviyor. Devam edelim değerli arkadaşlar. Şuraya geçeyim. Evet. Örnek soruya bakıyoruz. Arkadaşlar, şimdi soruya baktığında hay maşallah amcalarımız neler neler yapmış diyorsunuz değil mi? Üşenmemişler. Meclis gibi bir şey yapmışlar böyle. Amfi tiyatro gibi. Altta da şekiller. Oğlum bu kadar niye uğraştınız kazık soru yazmak için diyorsun. Ama soru kazık değil derin. Soru basit. Ne diyor? İnfografikteki ifadelerden hangisi de ifade edilemez? Bunun alanı nedir? A kare mi? İçtekini çıkartmışım. İçtekinin alanı neydi? B kare mi? Bu alan o zaman nedir? A kare eksi B kare. B kare. Var mı yukarıda A kare eksi B kare? Var. Devam edelim. Bunun alanı ne? Azize Nur, A kare. A kare. Yusuf Han, buradan ne çıkartmış bu adam? B kadar yer çıkartmış. Kenarlar A ise bu kenar A eksi B. Bu kenarda A eksi B mi oldu? Bunun alanı nedir? A eksi B çarpı A eksi B. Yani A eksi B'nin Mert parantez karesi. Yukarıda A eksi B'nin parantez karesi var mı? Var. Var. Emir Yakup, burada ne yapmışlar? 2 A artı 2 B'ymiş. B kadar gitti. O zaman burada ne kaldı? A artı B. Burada da A artı B kaldı. Arkadaşlar, A artı B, A artı B çarparsak A artı B'nin parantez karesi mi Koray? O da var. Ama bu yok. Niye? Bakın 2 B kesmişiz. A artı B. Buradansa B kesmişiz. Yani A artı 2B. Bu var mı? Yok. Tamam mıyız? Bakın, soru zor mu? Değil. Ama şekille gözümüzü korkutmaya çalışmışlar değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Bu soru çok basit. Bunu hemen yaparsınız. Hadi buyurun siz de. Saksılar var. Kalınlıkları saksıların x artı 3. 4x tane dizmişim. En sonunda da 9 kalmış. Bu hangi ifadedir diyor. Buyurun efendim. Bunu siz hemen çat diye yaparsınız. Sude, 11'e kadar süre olması lazım. Bana istersen cevaplarını gönder, ben gireyim. Yoksa süreyi uzatayım, yarın gir. Mert, sen de denemeye girmedin. Niye girmedin Mert? Hocam ben nişan ve doğum günü girdi araya, o yüzden.
Mert, bugün yap, yarın sisteme gir, uzatayım. Tamam mı? Bitti mi? Nişan, doğum günü, Hocam. evlilik yıl dönümü, kuzenimin doğum günü, sevdiğim sanatçının doğum günü. Başka yani izlediğim Hocam benim yıl de dönümü. kuzenim sünnet mevlidi vardı. Ama Sünnet ben bir cumadan buçuk. yaptım. Hocam Amcanın cumadan. dayısının oğlunun kızının sünnet yok olmadı. O onun da oğlunun sünnet diyor. Ya bu ne ya? Arkadaşlar. Hocam süre Efendim? yarına kadar. Ne? Hocam süre ayın ikisini gösteriyor. Ayın ikisi ben uzatırım onu. İşte hocam yarın oluyor zaten. Yarın mı? Bugün ayın kaçı? Biri hocam. Biri mi Sanırım. bu? Yarınmış. Tamam, uzatmama da gerek yokmuş. Evet, değerli Hocam ben bugün arkadaşlar, girerim. yanlıştı. Efendim Sude? Hocam ben bugün girerim. Sude gir. Full bekliyoruz senden Sude. İnşallah. İnşallah. Hadi Sude. Evet Mert, senden de full artı bir bekliyorum. Girersen inşallah denemeye. Evet. Kendin de bir soru yaz Mert. İnşallah hocam. Peki. Arkadaşım, bu alanı şey uzunluğu nasıl bulursun? Mesela burası 4 olsaydı 5 saksı koysaydın 4 kere 5 20 derdin, doğru mu? E Aziz Enur bu kez ne yapmış Özgür? X artı 3 4x tane koymuş. Çarpalım yine. Aynı şey Mercan. Nisan. Çarpıyorum Meryem. Niye ekranın kapalı? 4x kare artı 12x. Bir de neyimiz varmış? 9 saat. Arkadaşlar 4x kare kimin karesi? Evet. 2x. 2x. 2x'in karesi. 2x'in. 9 kimin karesi? 3. 3. 3. Çarpımları 6x. 2 katı 12x. Var mı? Var. O zaman bu nedir? 2x artı 3'ün parantez karesidir. O da nerede vardır? D şıkkında Diğer vakıf. vardır. Bakalım kimler yapmış? Yusufhan, aferin. Buğlem, Mercan, Hocam ben Nihan. en son 4x artı 9 Atıyor alıyorum. muyduk Bir hocam? zahmet sizi yormayalım ama bu sıcakta. Yani atarsanız mutlu oluruz. Efendim Eylül. Hocam ben en son 4x kare artı 12x artı 9 yazmışım, sonra bırakmışım. Niye? Çünkü orada artık şunu görmen lazım. Bak şıklara bakınca bu bir özdeşlik olacak. Hangi özdeşlik? 4x kare. Ha, neyin karesi? 2x. Bu da 3. Ha, demek x artı 3'ün parantez kare. Tamam. Bu pratiklikler soru çözülerek. Koray bir yerinde dur. Koray. Evet. Hocam oradaki 12x nereye gitti? 12x bir yere gitmedi aslında. 12x nerede? Bu 12x özdeşlikte zaten geliyor ya. Birinci ve ikincinin çarpımının iki katı. Özdeşlikte var ya. Tamam. 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 Evet. Ha şöyle ya. Yusuf, Meryem. Meryem bak vallahi full yapmazsan senle görüşürüz. Ben sana söyleyeyim ya. LGS'de derece yapacağım. Yusuf'u da artık yanına doğru çekmen lazım. Evet. Arkadaşlar bunun sonucunu gönderin. 10 saniyeniz var. 9, 8, 7, 6, Hocam bir dakika. 4, 3, 2, 1. Mısır. Hadi ben gelene kadar da süre vereyim. Aa, 10 saniyede yapamadık. Arkadaşlar bu neyin açılımı? Bir bakın. Özgür acele ettin. Bu neyin açılımı? Bana söyler misiniz? Bakın, birincinin karesi var mı? Var. Birinci ne? 197. İkincinin karesi var mı? Var. Ne? 3. Peki toplamlarının şey, çarpımların iki katı var mı ortada? Var. O zaman bu ne? 197 artı 3'ün neydi? Parantez karesi. 197 artı 3 kaç eder? 200. 200. 200'ün karesi ne eder? 40 Köfte. bin. Çaktık mı köfteyi? Arkadaşlar bak bunu adınız soyadınız gibi bunları bilmelisiniz. Yani adın soyadın ne dediğinde Mercan, Mer'in karesi artı Mer'le Can'ın çarpımının iki katı artı Can'ın karesi diyebilmelisin. Evet. Haydi bakalım. Anında bu.
Hadi diğer grupta bunu çözdüler. Bakalım bu grup çözebilecek mi? Diğer grup çat çut çat çut çözdü valla. Çaf etmedi ya. Evet. Haydi bakınız. Bir Haydi bakalım. Evet dostlar, ne bulduk? Şimdi değerli arkadaşım bir terzi yarıçapı 3 metre olan X dairesi. Arkadaşlar biz dairenin alanını biliyoruz. Neydi? Pi r kare. Pi'yi 3 aldık. Bunun yarıçapı neymiş? X kadar. O zaman düğüm nedir? 3x karedir alanı. Tamam mıyız? Bunu bulduk mu? Bundan neyi çıkaracağım? Yarıçapı y kadar olan bunun alanı nedir? O zaman bir tanesi pi r kare ise burada y kadar olduğu için pi'miz de 3 olduğu için 3 y kare. 4 tane olduğu için bundan kaç y kare etti? 12 y kare. Doğru mu? Çıkartacağımız. Özgür. Tamam mı? Arkadaşlar derste herhangi bir materyalle uğraşmayalım. Bir şeyle uğraşırsanız dikkatiniz dağılır. Amerikalılar bildiğiniz üzere hem sakız çiğneyip hem merdiven çıkamıyorlarmış. Bunu biliyor muydunuz? Evet, o yüzden peki Japonların biriyle konuşurken illa onun karşılarına oturttuğunu biliyor muydunuz? Geliyor, karşına oturuyorsun öyle konuşuyor. Ya. Evet. O yüzden iki şeyle uğraşmayalım. Arkadaşlar şimdi bu hiçbir şey ifade etmiyor. Ama ben bunu ne yapmam lazım? Kim söyleyecek? Ne yaparsam bir şey ifade eder. Açmanız lazım. Ama açamıyorum. Niye? Sayılar tutmuyor. 3x kare bir şeyin karesi değil. 12y kare de bir şeyin karesi değil. Neye alalım bunları? Parantez. Paranteze. Kaç parantezine? Üç. 3. Bakın şimdi 3 parantezine alınca derim ne oldu? X kare eksi 4y kare mi oldu? Eylül dikkat edin 2 kare farkı geliyor Yusuf. Yusufa.
Bu x'in karesi. Bu ise 2 y'nin karesi. Nisa bırak kalemi. Evet. Bırak. Burayı dinle. Arkadaşlar bunun açılımı ne? X eksi 2 y çarpı x artı 2 y. Doğru mu? 2 kare farkı. Bir de dışarıda ne var? Zeynep S'ten 3 var. Hangi şıkta görüyoruz onu? Aşkı. Adana. Evet, Adana'da görüyoruz. Şuradan sonrasını tekrar yapar mısın? Nereden? Dikkat, çek yazıyı. Bu x'in karesi, bu 2y'nin. İki kare farkı geldi mi? Eylül Canset. Ne yapıyorduk? Evet. Birincisini, ikincisini eksili yaz. Bir de bunları artılı yaz, çarp. Dışarıda da 3 vardı. 3'ü de önden. İkincisinden alın artılı yazıyoruz. Burada çıkartma yapacağız. Bak dikkat et. Biz ne demiştik? A kare eksi B kare gibi bir ifadede ne oluyordu? A eksi B çarpı A artı B. Tamam. Bizim buradaki A'mız X, B'miz Y. X eksi 2 Y, X artı 2 Y. Okey. Anladım. Oldu mu Eylül? Eylül. Hocam, bir Ha. saniye. Oldu mu? Oldu. Yeni uyandım da sesim tam Tamam, çıkmıyor. Oldu. oldu mu? Tamam. Evet değerli arkadaşlar, işte map böyle sorar. Şekilde sizi anlamaya çalışır. Soru basit ötesi basit, basit oğlu basit. Ama bakalım kimler çözücük. Hadi bakalım. Böyle şeküller şüküller verir. Özgür bakayım geliyor mu cevaplar? Bu yazdığın geldiğine göre cevap da geliyor. Geliyor Özgür, sıkıntı yok. Özgür sen evde değil misin? Ben evdeyim hocam. Evde internet sıkıntın mı var? Hocam şu anda şey var yani. Evet, o zaman videonun şeyi olan, sponsoru olan Comnet aracılığıyla arkadaşlar. Ben Comnet kullanıyorum da ucuz. Hem de şey, ön ödemeli. Ödüyorsun, öyle kullanıyorsun. Evet, soruyu bir anlayın. Biraz size bıraktım. Bakalım kimler yapacak? Yani en az 2-3 arkadaşın yapmasını bekliyorum. Azra, senin deneme hakkında konuştuk değil mi? Sen vardın. Hayır yoktum hocam. İnternet tam sıkıntı oldu. Ah, tüt. Azra çok kötü yapmışsın ya. Neden? Eksi 7 net dedi Azra. Nasıl ya? Nasıl Ben... ya? Nasıl? Şaka şaka. İyi iyi güzel ama daha iyi olabilir. Daha iyi olabilir. Bakmadım. Dur. Haydi dakika verdik. LGS'nin istediği bu. Okuduğunu anlasın, azıcık da işlem yapsın, azıcık. Minimini. Bir de doğru yapsanız. Şu an hiç doğru cevap gelmedi ya. Bir üveys gönderdi doğru cevap. Hocam ben sorunun ne demek Aa, istediğini anlamadım. Sude de göndermiş. Aferin Sude. Tamam. Sonra Azra bulmuş. Sonra Zeynep Rüya bulmuş. Zeynep Rüya derste buluyorum. Bir de denemede bulsan. Çok iyi olacak be. Koray dikkat et. Meryem, Yusuf dikkat. Şimdi değerli arkadaşlar. Bakın burada bir şey atladınız. Ne o? Her bir aralık neymiş? A kadarmış. A. Bakın koyalım yerine. Yavaş yavaş Özgür. Burası A. Burası A. Burası A. Burası A. O zaman benim şu kapımın tamamının açıklığı 2 A mıdır? Doğru mu? Bulen. Zeynep Eslem. Bana adam şu bir taneyi soruyor. Peki bu ikisinin toplamı nedir? Normalde 2 A'ydı. 2B'ye gittiğine göre 2 tane A eksi 2 tane B midir bu aralıklar? Anladık mı? Emir. E arkadaşlar ama benden bir tanesini istiyor. Bunu ikiye Bölü 2 bölersem hocam. A eksi B olur. Demek ki benim şurası, şu kapının şu küçük yerini düşün. Bura. A eksi B'ymiş. E bu yüksekliğinde A artı B olduğu verilmiş.
Ben bu alanı bulurken ne yapacağım Malik? A eksi B ile A artı B'yi eylülcense Mert çarpacağım. Ve arkadaşlar A eksi B çarpı Zeynep Rüya A artı B değil mi Sude? Ne olacak? A kare eksi B kare. Kaptık mı? Kaptık hocam. Koray, tamam mıyız? Kafamıza takılan bir nokta var mı? Evet. Hocam şurada ikiye böldüğümüzde nasıl hem iki A'nın hem de iki B'nin ikisi İki gitti? parantezini al. İki parantezinde A eksi B midir bu? Böyle iki, ikiler gitti. A eksi B. Yoksa böyle ikiye böl, ikiye böl, öyle yapamayız. Tamam. Parantezi aldık ama ben hani Çorumlu olduğunuz için hepiniz, leblebici olduğunuz için hızlı geçtim. Evet. Geçiyorum. Geçtim. Evet, şu soruyu da çözelim. Mürsel ile Ayça'nın yaşlarının kareleri farkı. Yani m kare eksi a kare 25 ve yaşlarının toplamı da m artı a da 25'miş. Buna göre m eksi a Mürsel kaç yaş büyük Ayça'dan? Bunu soruyor. Evet. Ne deriz? M kare eksi a kareyi nasıl açıyorduk? Evet Sude, bu kadar. Evet Alem. Evet Azra. Evet. Diğer arkadaşlar. Mercan aferin. Az izlenir, az dikkat. Haydi olacak. Demir oldu. Eylül Canser işte bu. Arkadaşlar dikkat. Bu nedir? Hocam bir saniye. Bu 25. M artı A çarpı M eksi A diye açılmıyor muydu zaten? M artı A'ya adam 25 vermiş. 25 ile neyi çarparsan 25 eşit olur. 1. O da M eksi A. Yusuf'a. Afra. M eksi A kaçmış? 1. Kaptık mı? Tamam mıyız? Arkadaşlar şu üç tane formül var. Onu böyle ezbere bilip yutmamız lazım. Devam edelim. Buyurun bunu yapın. Öner Usta 4A eksi 24 uzunluktaki AB noktalarının arasına 5A eksi 3 aralıklarla çivi çakacak. Normalde bunlar sayı olsaydı, burası 20, burası 5 olsaydı ne yapardın? 20'yi 5'e ne yapardın? Bölecektik. Bölecektik. O zaman siz de ne Yani. yapacaksınız? 40A eksi 24'ü neye böleceğiz? 5A eksi 3'e böleceğiz. Ne yapmamız lazım? Direkt bölemiyoruz. Yukarıyı kaç parantezine alalım? Aşağısı kopya. Aa. Aşağısı bize kopya. Dört hocam, dört. 4 olursa Hocam. olmaz. Beş. Aç. Aşağıya Üç. bakarak kopya çekin. Evet. 8 8. olur. 5A. 8. Üç. Özgür mü dedi 8 diye? Ben. Yok hocam, ben demedim de bir şey Mercan mı soracağım. dedi? Mercan. Mercan aferin. 8 parantezini alıyoruz. Niye? Arkadaşlar bakın 8 parantezini alırsam 5A eksi 3 gelir. Çünkü 40, 24, 5A eksi 3. Hep ben seyredim bu işlemleri yaparken parantezi alma ile ilgili. Aşağısı sana kopya versin. Aşağıyı nasıl elde ederim de sadeleştiririm diye bak. Bakın cevap ne oldu? 8. Doğru mu sizce? Cevap 8 mi? Hocam soracağım. Kaç Özgür? Hocam yok, ben başka bir şey soracağım. Orada Evet. uzaklık 40A eksi 24 diye orada 14 yazmışız. O niye? 14 değil bu, 24. 24. Hocam Tam aralık 24'ü de sekiz 8'e burada. bölsek. Aralık 8. Çivi kaç? Arkadaşlar 9. bakın 20'yi 5 5 bölseydik 5'e ait. 5 3 mü? 10 15
20 olur ama 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir tane fazla olacak. 8 tane aralığı bulduk biz. Kaç çivi gerekir? 8 artı 1, 9 çivi gerekir. Niye biliyor musun? 9. Arkadaşlar ilk çiviyi çaktığınızda bir aralık var mı? Yok. O yüzden siz aralık olarak hesaplayınca şu 4 taneyi buluyorsunuz. O yüzden ilk çiviyi ne yapmamız lazım? Eklememiz lazım. Kaptık mı? Tamam mıyız? Bakın bu LGS'nin sevdiği ayak oyunlarından biridir. Şıklara da A şıkkı 8, B şıkkı 7, C şıkkı 11, D şıkkı 9 diye koyarlar. Sen de gidersin A'ya lap diye atlarsın, yan bulursun. Allah korusun. Allah korusun. Evet dostlar. Ercan bunu geçelim. Gerek yok. Ercan istediğini yapsın. Şuna bakalım. Yukarıdaki bir yüzünün alanı verilen küp biçimindeki kutunun ayrıt uzunluklarının toplamını istiyoruz. Demek ki önce bir ayrıtını bulmalıyız. Yine diğer grupta bunu çıt diye yaptılar. Hadi bakalım. Bu grubun da hemen çatır çutur yapacağını düşünüyorum. Evet değerli arkadaşlar ne bulduk? Aferin Eylül, aferin Sude. Özgür Dikkat, Nihan, Emir Yakup, aferin. Haydi diğer arkadaşlar basit bir soru. Arkadaşlar bunun bir kenarını nasıl buluruz Afra? X kare artı 10x artı 25 neyin açılımı? Söyleyelim. Derin birincinin karesi var. X. İkincinin karesi var. 5. Çarptık 5x. İki katı da var ortada. 10x. Nisa. Ne oldu o zaman Meryem bu? X artı 5'in karesi. Demek ki bunun bir kenarı kaçmış? X artı 5. Diğer kenarı da neymiş? X artı 5. Herkes bunu görebildi mi efendim? Evet. Bir küpün kaç ayrıtı vardı? 12 tane ayrıtı vardı. Bütün ayrıtlar eşit olduğu için 12 çarpı x artı 5. 12x artı at. Evet, işte bu kadar. Arkadaşlar ne olur şu açılımları direkt bilelim yani. Nasıl bulacağımızı bilelim. Tamam? Evet, çok lazım bize. Buyurun. Bize havuzun çevresini sormuşlar. Dikkat dikkat. Yine iki kare farkı var burada da değil mi? Dikkat edelim. Haydi bakalım. Haydi. Arkadaşlar, yarın sabah yine bir doktor kontrolümüz var. Dersimizi sabah yapmayacağız. Öğlen yapacağız. Tamam? Bilginize. İki hocam. Evet, iki ders yapacağız. Öğlen bir de diğer grubumuzla birlikte yapacağız. Sabah doktora gitmemiz gerekiyor. Geçmiş olsun hocam. Sağ Sağ olun. olun hocam. Evet. Geçmiş olsun. Ben bir tane öğretmen arkadaşım vardı. Şey diyordu. Bekarken sağlık karnesi vardı eskiden. Ben hiç sağlık karnemi bile kullanmadım. Yani doktorla işin olmuyor. O şey demişti. Tabii bizden büyüktü. Evlenince doktora gidip gelmeler başlar.
çocukların doğunca abone olursun demişti. Şimdi harbiden öyle yani. Evlenince biraz gidip geliyorsun. Çocuklar da varsa artık sürekli birileri hasta oluyor, bir şey oluyor. Evet. Ama eskiden ben hastaneye gittim bilmiyorum çok. Grip mi oluyorduk, onu da geçiriyorduk. Arkadaşlar burada ne var? 2x, şey 4x kare kimin karesi? 2x. 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 Ne? Demir. Zeynep Rüya. 2x'in 2x. karesi. Eksi 49 kimin karesi? 7. 7 7. karesi. Bakın iki kare farkını ben nasıl açıyordum? 2x eksi 7 çarpı 2x üvey artı 7 diye mi açıyordum? Evet Ya hocam. arkadaşlar bunun o zaman bir kenarı nedir? Uzun kenarı 2x artı 7. Kısa kenarı 2x eksi 7 midir? Çarpınca alanı gelecek ya. Mert, topluyorum. Ali Emin. Bununla bunu toplarsam artı 7 eksi 7 birbirini götürdü. Ne oldu Koray? Azize Nur? Buğdem 4x oldu. Ama iki tane olacak. Buralarda var. 4x'ini 2 ile çarparsak 8x. Anlaştık mı? Bakın cebirsel ifadeler nasıl geliyormuş. Evet Meryem eksi 28 yok. Hocam o 2x eksi 7 ve 2x artı 7 formüllerden birisi miydi? Hadi tabii ki formüllerden biri. Ne dedik biz? X kare eksi y kare nasıl açılıyordu? X eksi y çarpı x artı y. Bak burada 2x birinci terim yani x diye düşün. Şuradaki 2x x diye düşün. 7'yi de y diye düşün. Anladın mı? Tamam Ben niye anladım. o formülleri ezbere bilin diye. Evet. Evet efendim, anladık mı? Bakalım anlamış mısınız? Buyurun, şimdi göreceğiz. Niye soruyorum ki? Hemen bir soruyla test edelim. Bzzzt. Evet, buyurunuz. Çivi çiviyi söker. Hadi bakalım, buyurun. Soru soruyu çözdürür. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım cevaplar. Evet efendim. Hocam bir saniye. Tamam. Bakayım kimler yapacak? Acaba Azra mı doğru buldu? Sude mi? Sanki Azra doğru buldu. Koray dikkat et. Ali Emin dikkat et. Önce bunların Buğdem kenarlarını bulmalıyız. Doğru mu? Hocam doğru. Tamam. Bu kenarımızı bulalım. Bu ne? Kimle kimin açılımı bu? Evet. Neyle neyin açılımı? 9x kare eksi 4 neyin açılımı? Açılımı ne olur? Söyle.
çarpı 3x artı 2. Evet, 3x eksi 2 çarpı 3x artı 2. Uzun olan kenar 3x artı 2 olur. Doğru mu? Tamam mıyız? Peki arkadaşlar, devam edelim. Burası da 3x eksi 2. Şu kenarı iki yolla bulabilirsin derim. Ya uzun kenardan bunu çıkarırsın ya da bu neyin açılımı? X eksi 2'nin karesi. Doğru mu? Azize Nur. O zaman burası Nisa x eksi 2, x eksi 2, x eksi 2. Ben bunu göremiyorum. Nasıl x eksi 2 yaptınız diyen var mı? Evet. Nobody. İnşallah. Arkadaşlar, Hocam ben Özgür, x kare eksi 4x artı 4. Bu x'in karesi, bu 2'nin. Çarptım 2x. Ortası 4x olursa bu bir tam karedir. Aa evet, ortası 4x. İşaretle eksi olduğuna göre bu x eksi 2'nin karesi. Şimdi kaptık mı? hocam ben zaten onu yaptım da eksiği anlamamıştım. Tamam, o işaretten İşte dolayı oradan geliyor. onu anladım. Arkadaşlar 3x, 3x, 6x, 3x, 9x. Efendim? X artı 2 değil mi? Hayır, burada eksi varsa aradaki işaret eksi oluyor. Dikkat. Tamam. Arkadaşlar 9x, 10x, 11x, 12x, 14x. Doğru mu? Eksi 2 artı 2 gitti. Eksi 2, eksi 2 daha eksi 4. Artı 4 de o gitti. Eksi 2, eksi 2. Evet Azra, doğru bulmuşsun. 14x eksi 4. Tamam mıyız arkadaşlar şimdi? Oldu mu? Ali Emin de bulmuş. Nihan, Hocam bir hatayı şey gördük mü? Yusuf Han, ne sorayım mı? yaptın? Zeynep Rüya, dikkat. Eylül Canset, Sude de sonra 14 eksi 4 demiş. Güzel. Anlaştık mı? Evet. Böyle gelir. Bir de böyle gelir. Blok ders mi yapıyoruz hocam? Evet, blok bitmek üzere zaten. Az kaldı. Buyurun. Bu da bebek oyuncağı. Artık bunları çıtır çıtır yaparsınız. Hadi bakalım. Oy oy oy. Evet arkadaşlar. Saniye.
Çözelim mi? Çözelim hocam. Bir Evet. dakika. Aferin Koray. Doğru herhalde bu sefer. Evet. Arkadaşlar bu neyin açılımı? Söyleyelim. 4x 4x eksi 3. eksi 3 çarpı 4x artı 3 değil mi? Artı 3. Evet. Evet, o zaman şu uzun kenarım ne? 4x artı 3. Bu kısa kenarım ne? 4x eksi 3. Ya arkadaşlar zaten bu kareymiş. Burası 4x eksi 3 ise burası da 4x eksi 3 müdür? Zaten açılım da bize onu veriyor. Şimdi artık işim bitti. Arkadaşlar şunu şunu topladığımda uzun kenar 8x. Kısa kenarla topladım. 12x eksi 3. Bu iki kenarı. Dikdörtgenin çevresi için 2 ile çarptım. Ne Hocam oldu? neden? Efendim? Hocam şuraya karenin etrafında neden şey yaptık? 4x eksi 3 dedik kenarına. Şurası 4x eksi 3, burası 4x artı 3 ya. Bu dikdörtgen olduğu için otomatikman burası da 4x eksi 3. Bu da kare olduğu için burada 4x eksi 3 ise burada da 4x eksi 3. Hocam ben şey diye düşünmüştüm. Şurada artı vardı ya. Olsun. Bu açılımdan da bakarsan şurası eksi olduğu için yine 4x eksi 3. Klasik. Anladım. Arkadaşlar 2 ile çarptım. 24x eksi 6. Ama karınca kaç hızla gidiyor? 6 hızla. Bunu ne yapacağım? 6'ya böleceğim. Parantezi alırsak değerli arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bunu paranteze aldık. Kaç parantezini almam lazım? Artık kopyayı biliyorsun. Kaç? Söyle. Altı. Dört. Niye 4 alıyorum? Aşağıya götüreceğim. Kaç? Pardon 6. altı. Ve de 6 dört. parantezini aldım. 4x eksi 1 mi geldi? Bölü 6. Şimdi 6'ları silebilirim. Ne oldu? 4x eksi 1 oldu. Yanlış. Hocam burada ne yaptık? Nasıl? Şurada ne yaptık işaretlediğim yerde? Burada ne yaptık? Şu ikisini topladık önce. Burası 8x. Burası da 4x eksi 3 topladım. İki kenarı 12x eksi 3. Dikdörtgenin çevresi için 2 ile çarpacağım. 2 katı ya. 24x eksi 6. 6 hızla gittiği için 6'ya böldüm. 4x eksi 1. Evet. Değerli arkadaşım, yan dişim, ön dişim. Burada kalalım. Burada kalalım. Yarın burada devam eder. Çözeriz. Çok Hocam, sorun var. Çok 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 işimiz var. Efendim? geri alabilir misiniz hocam? Alayım. Bugün başka ders var mı hocam? Yok. Çıkabilir miyiz? Çıkabilirsiniz. Yazacaklar yazsınlar. İyi Kendinize günler hocam. iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çalışmaya Siz de hocam. devam. Nartesten artık cebirsel ifadeleri bitirebilirsiniz. Tamam? Hocam şimdi